Değerli izleyenler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Sayın Hami Aksoy. Sayın Büyükelçi, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Kazım Bey, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığınız dönemlerde çok sık görüşüyorduk. Ama Büyükelçi olduktan sonra ilk defa görüşüyoruz. Bu vesileyle tekrar tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun Kazım Bey. Evet. Siz Sayın Büyükelçim 1 Nisan'da göreve başladınız. Siz de sağ olun bu arada. Teşekkür ederim. 1 Nisan'da Belgrad Büyükelçiliği görevine başladınız. O tarihten bu yana neler yaptınız? Şöyle çalışmalarınız hakkında bir kısa bilgi rica edeceğim. Ondan sonra diğer sorularımıza geçelim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle bugün 10 Kasım Sayın atamızı Belgrad'da saygıyla, rahmetle, minnetle andık biz de. Bugün Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıl dönümüydü. Gerçekten burada da çok güzel bir tören yaptık. Ben konuşma yaptım. Büyükelçiliğimizin müsteşarı konuşma yaptı. Atamızla ilgili bir video film gösterdik. Bazı vatandaşlarımız da katıldı bu anma törenimize. Bu vesileyle öncelikle atamıza şükranlarımı tekrar belirtmek istiyorum. Ben de Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Atatürk'e rahmet diliyorum, şükran duyuyorum, minnet duygularımızı ifade ediyorum. Sayın Büyükelçim, siz aktif bir büyükelçisiniz, aktif bir diplomatsınız. 7-8 ayda epeyce çalışma yaptığınızı biliyorum. İzleyicilerimiz de öğrensin. Bu 7 aylık dönemde Türkiye-Sırbistan arasındaki ilişkilerin daha geliştirilmesi açısından ne gibi çalışmalar yaptınız? Bu konuda bir bilgi verirseniz sevinirim. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Evet, ben 1 Nisan'da göreve başladım. Aslında büyükelçiler biliyorsunuz öncelikle göreve başlayabilmeleri için Cumhurbaşkanı'na güven mektuplarını takdim ediyorlar. Doğru. Ve bu da bir süre alabiliyor. Örneğin ben 1 Nisan'da geldikten sonra normalde bir büyükelçi gelince bu birkaç ay alabiliyor normal şartlarda. Fakat evet, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić bana bir hafta içinde bu imkanı sağladı. Yani ben 7 Nisan'da evet Sayın Vučić'e güven mektubumu takdim ederek görevime tam anlamıyla başlamış oldum. Tabii 7-8 ay nasıl geçti? Çok hızlı geçti diyebilirim. Zira bizim Sırbistan'la her alanda çok sıkı ilişkilerimiz var. Özellikle bunların başında ekonomik ilişkiler geliyor. Fakat ekonomik ilişkilerimize geçmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Biz Sırbistan'la aramızda yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurmuş vaziyetteyiz. Bu ne demek? Yani düzenli aralıklarla Cumhurbaşkanlığının başkanlığında ilgili hükümetlerin bakanlarının bir araya gelmesi demek. Bu konsey ne zaman kurulmuş Sayın Büyükelçi? Bu 2019 yılında kuruldu. İki tane toplantı yaptı. Covid nedeniyle üçüncü toplantısını inşallah bu sene içinde Sayın Vučić'in ülkemizi ziyaretiyle gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Kurumsal ilişkilerimizin çok sıkı olduğunu söylemiştim. Ekonomik ilişkilerimize gelecek olursak Sırbistan'la dış ticaretimiz büyük bir ivme kazandı son yıllarda. Cumhurbaşkanlarının hedefi kısa vadede bu hedefin 2 milyar dolara çıkartılması, ulaşılması, orta vadede ise 5 milyar dolara ulaşılması. Biz geçen sene 1.8 milyar doları yakaladık Kazım Bey. Evet, çok ve güzel. Bu sene şimdiden bu rakama eriştik. İnşallah ümidimiz sene sonuna kadar 2 milyar dolar seviyesine ulaşmaktır. İzleyicilerimizin daha iyi kavraması bakımından burada ticaret dengesi hangi ülkeliğine nasıl bir yapı arz ediyor? Onu da anlatırsanız, ihracatımız ne kadar, ithalatımız ne kadar, ihraç kalemlerimiz hangisi, ithal kalemlerimiz hangisi? Bu konularla ilgili kısa bilgiler rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii biz ihracatta fazla veren bir ülkeyiz, Sırbistan'la ihracatımızda artı veren bir ülkeyiz. Bizim toplam ticaretimizin %60'ı ihracatımız, %40'ı ithalatımız diyebilirim. Dediğim gibi özellikle Türkiye'nin son aylardaki ihracatındaki büyük patlama
Sırbistan'la ilişkilerimize de yansıdı. Malum sürekli rekorlar kırıyoruz. 215 milyar dolara sanıyorum eriştik. Doğru. Yanılmıyorsam. Evet. Sırbistan'a da bu yansıyor. Ve çok sayıda firmamız buraya ürünlerini satmaya başladılar. Hangi sektörler? Otomotiv yan sanayi başta geliyor. Demir çelik sektörü tabii çok önde. Bir de konfeksiyon sektörünü söylemem lazım. Zira burada Kazım Bey, bizim çok sayıda markamız faaliyet gösteriyor. Örneğin LC Waikiki, Kiyılı, bunun yanı sıra De Facto, Kotom, Roman. Yani Türkiye'de faaliyet gösteren konfeksiyon markalarının birçoğu aynı zamanda Sırbistan'da da var. Öyle ki Sırbistan'daki LC Waikiki'lerin sayısı, şubesi, mağaza sayısı 40'a ulaşmış vaziyette. Ve sektörde, kendi sektöründe birinci sıraya erişmiş vaziyette. Toplam satışları geçtiğimiz yıl 120 milyon dolar seviyesine ulaştı. Müthiş, müthiş. Müthiş. Bu arada Halkbank da çok güçlü bir pozisyonda yer alıyor. Evet, Halkbank gerçekten burada ilk kurulan bizim teşebbüslerimizden. Başkanı Kenan Bey gerçekten büyük işler gördü bu zamana kadar. Yine Halkbank da Sırbistan'ın her tarafına yayılmış vaziyette ve onun da 40 tane şubesi var ve şube sayısını artırmaya çalışıyor. Öyle ki ben burada çeşitli belediyeleri ziyaret ediyorum Kazım Bey. Evet. Görevim gereği belediye başkanlarıyla görüşmeler yapıyorum ve hangi belediyeye gitsem bana Halkbank'ın orada da açılmasını istiyorlar. Bundan iyi. Tabii büyük mutluluk duyuyoruz. Burada tabii çok sayıda banka var. Şunu da belirtmek gerekir. Bizim bankacılık sektörümüzü ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bunu da itiraf etmeliyiz. Doğru. Çok dinamik, çok teknolojik açıdan çok ileride olan bir bankacılığımız var. Evet, evet. Ben Halkbank'ın Sırbistan'da çok daha iyi noktalara geleceğine de yürekten inanıyorum. Sen bir kere güzel örnek... Burada, efendim? Beko da burada çok önemli bir pazarı var Kazım Bey. Çok güzel. Başka evet. Şimdi başka tekstil konfeksiyon alanında örnekler verdiniz. Bankacılıktan Halkbank örneği var. Beko'yu örnek verdiniz. Başka böyle öne çıkan Türk firmaları hangileri Sayın Mükerrim? Kazım Bey, burada bizim fabrikalarımız var. Burada bizi gururla temsil eden çok sayıda binlerce işçi çalıştıran fabrikalarımız var. Tekstil fabrikaları ve otomotiv yan sanayi fabrikalarımız var. Tekstil fabrikalarımızdan Cinci, Eurotal önde gelenleri arasında. Onların yanı sıra diğer fabrikalarımız da var. Otomotiv yan sanayinde ise Teklas. Teklas'la ilgili son bir gelişmeyi size aktarmak istiyorum. Buyurun. Teklas bizim çok büyük bir şirketimiz, firmamız. Burada Bradişinhan'da 1200 işçinin çalıştığı bir fabrikası var. Ve ikinci fabrikayı kurmak için bir girişimde bulunmuştu. Kendine bir yer arıyordu. Bu kez Bradişinhan'a yakın bir yerde, Vranje'de bir İtalyan fabrikası üretimini başka bir ülkeye kaydırmaya karar verdi. Ve çok sayıda işçi açıkta kaldı tabiatıyla. Çok ilginç. Bu da büyük bir sorun tabii Sırbistan hükümeti bakımından. Sırbistan hükümeti yetkilileri Teklas'la temasa geçtiler. Ve dediler ki siz bu fabrikayı işçileriyle beraber satın alır mısınız? Yani fabrikayı satın alıp işçileri de çalıştırır mısınız? Onlar da hiç tereddüt etmeden tamam dediler. Ve daha sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı beni Teklas'a fabrikayı ziyarete davet etti. Gittik, bu konuyu konuştuk. Kendisi şükranlarını iletti ve Teklas CEO'suna önümüzdeki 5 Şubat'ta yani Sırbistan'ın milli gününde devlet nişanı verileceğini söyledi. Tabii bu çok gurur verici bir gelişme. Çok bu güzel. Aynı zamanda Sırbistan yetkililerinin Türk firmalarına olan güvenini de pekiştirdiğini söyleyebilirim Kazım Bey. Çok gerçekten sevindirici, gurur verici bir olay. Yani bir zamanlar yurt dışına işçi olarak giden en zor işlerde çalışan Türk halkı şimdi birçok ülkede, dünyanın birçok coğrafyasında, Avrupa'da, Balkanlarda, Uzak Doğu'da, Kanada'da, Amerika'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da şu anda artık yatırımlarıyla öne çıkıyor. Orada istihdamlarıyla öne çıkıyor.
devletlerle çok yakın ilişkiler kurmasıyla öne çıkıyor. Bu da gerçekten Türkiye'miz adına, ülkemiz adına, Türk iş dünyası adına çok sevindirici, gurur verici. Gerçekten öyle. Şunu da eklememe müsaade edin lütfen. Bana burada her gün bir iş adamımız geliyor farklı sektörlerden. Sırbistan'a müthiş bir ilgi var. Gerçekten. Burada bizim aynı zamanda altyapı sektöründe de büyük firmalarımız işler yapıyorlar. Örneğin Taşyapı burada, Emka burada. Diğer çok önemli Türk firmaları, Türk şirketlerimiz burada baraj, köprü, yol inşaatı yapmak için teklifler verdiler. İnşallah bunların da kısa zamanda sonuçlanacağını düşünüyorum. Bunun için de biz çalışmalarımızı devam ediyoruz. Şunu söylemek isterim. Benim burada işimin %80-90'ı ekonomi. Adeta bir ticaret müşaviri gibi çalışıyorum. Gerçekten çünkü bu alanda büyük bir hareket var. Sırbistan kendisini açmış bir vaziyette ve ülkede olan savaşlar nedeniyle ülkenin altyapısı da bir hayli geri kalmış vaziyette. Tabii bunu da yenilemeye çalışıyorlar. Çok sayıda yatırım geliyor. Ülkeye gelen doğrudan yatırımlar bütün Balkanlara yapılan yatırımların %60'ını teşkil ediyor. Türk firmalarının da tabii bundan istifade etmesi için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Harika. Sayın Bilgeçim, şimdi biraz önce değişik sektörlerdeki Türk firmalarının isimlerini verdiniz. Şunu sormak isterim. Sırbistan'da yatırım yapmak isteyen girişimciler için bir öneride bulunmak gerekirse hangi sektörlerde potansiyel yatırım imkanları var? İlk önce tabii bizim inşaat sektörümüzün, inşaat firmalarımızın buraya gelmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Aslına bakarsanız inşaat sınıfı burada. Birçok görev almış vaziyetteler. Fakat taşeron olarak çalışıyorlar Kazım Bey. Yani büyük firmaların taşeronu olarak çalışıyorlar. Burada biz takriben 10 bine yakın işçimizin olduğunu varsayıyoruz. Ve çok güzel işler de yapıyorlar. Bizim amacımız tabii bu firmalarımızın esas yüklenici olarak buraya gelmeleri ve büyük işlere girmeleri. Bu alanda önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Yine Sırbistan bazı bölgelerinde teşvikler veriyor fabrikalar için. Bu bölgelerde tekstil olsun, otomotiv yan sanayicisi olsun bu konularda yatırım yapılması söz konusu. Hangi bölgeler bunlar Sayın Bilgeçim? Hangi büyük? Bunlar genelde bunlar Sırbistan'ın güneyinde yer alan ve diğer bölgelerine nazaran geri kalmış bölgeler, az gelişmiş bölgeler olduğunu söyleyebilirim. Ve Sırp hükümetinin büyük teşvikleri var. Bizim bazı firmalarımız da bunlardan yararlanıyorlar. Ve yine bizim tavsiyemiz Türkiye'deki firmalarımızın gelerek bu teşviklerden yararlanması. Çünkü Sırbistan Avrupa'ya lojistik bakımdan çok elverişli bir yer malumunuz. Doğru. Hem o bakımdan hem de bir çok önemli özelliği daha var. Sırbistan'ın Rusya Federasyonu'yla serbest ticaret anlaşması var. Dolayısıyla burada yapılacak yatırımların hem Avrupa Birliği hem de Rusya bakımından çok daha kolaylaştırıcı bir rolü olacağını düşünüyoruz. Anladım. Bir önce teşviklerden bahsettiniz. Sektörel bazda ne gibi teşvikler var? Örneğin sigorta, vergi, arsa tahsisi. Yani teşviklerin içeriğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Çok çok teşekkür ediyorum bu soru içinde. Teşviklerin başında arsa tahsisi olabiliyor. Örneğin yeni gelen bir firmamıza burada arsa tahsisi yapılacak. Erenli Holding 16.6 milyon Euro'luk bir yatırım yapmaya karar verdi. Bu da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmamız. Bunun arazisini verecekler. Gerekli anlaşmalar yapılıyor. Bu genellikle belediyeler tarafından sağlanılıyor. Daha sonra çalıştırılan işçiler bakımından teşvikler söz konusu. Onlara verecek ücretler bakımından bazı teşvikler söz konusu. Bunu da sağlıyor Sırp makamları. Yani dolayısıyla örneğin Türk firmalarının yaşamakta olduğu bir sıkıntı vardı. Malumunuz son zamanlarda enerji fiyatları çok yükseldi. Özellikle elektrik fiyatları. Evet. Elektrik fiyatları da en fazla bizim fabrikalarımızı etkiledi. Bu şikayetleri biz en üst seviyede dile getirdik. Ve bizim girişimlerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı Vučić'in de devreye girmesiyle biz kendi sektörlerimize, kendi fabrikalarımıza, burada iş yapan fabrikalarımıza
çok daha makul fiyatlar alabildik. Anladım. Sayın Büyükelim, teşvikler arasında örneğin 3 yıl, 5 yıl süreyle sigorta primlerinin alınmaması, vergi oranlarından muaf tutulması veya çok düşük oranlarda alınması gibi teşvikler de var mı? O konuda bir bilgi verebilir misiniz? Evet, 5 yıllık teşvikler söz konusu. 5 yıllık teşvikler daha çok işçi ücretleri söz konusu olunca oluyor. Diğer yönlerden tabii teknik bir konu olduğu için ona bakmamız lazım Kazım Bey. Ama dediğim gibi yani buraya gelen bizim firmalarımızın hepsi yatırımlarından gayet memnunlar. Ve dediğim gibi diğer firmalarımız da, diğer sektörlerde çalışan firmalarımız da Sırbistan'da yatırım yapmaya çok hevesliler. Ben bunu gördüm. Anladım. Şu anda Sırbistan'da kaç Türk firması var Sayın Bilgeciğim? Şu anda bizim burada onlarca firmamız var Kazım Bey. Yani bir sayı vermek gerekse 100, 150, 200 ne kadar? Burada kurulan firmamızın sayısı 1000 civarında. 1000 civarında. Ama doğruyu söylemek gerekirse bunlar hepsi faal değil. Anladım. Bunların %80'i faaldir diyebilirim. Diğer %20'lik kısmı buraya gelmiş, kurmuş fakat daha sonra kapatmış, gitmiş firmalarımız diyebiliriz. Ama Sırbistan'da kayıtlı 1000'i aşkın firmamız var. Çok güzel. Biraz önce işte bazı firmalarımızın 1000'in üzerinde işçi çalıştırdığını söylediniz. Toplam itibariyle bakıldığında Türk firmalarında istihdam edilen işçi sayısı ne kadar, bir bilgi var mı? Vallahi toplam bizim burada istihdam ettiğimiz 10.000'den fazla işçidir. 10.000. En aşağı 10.000 rakamını söyleyebilirim. Çok güzel. Türk yatırımlarının hacmi ne kadar? Türk firmalarının yaptıkları yatırım hacmi ne kadar? O konuda bir bilgi var mı? Bu soru için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet. Çok çarpıcı bu da. Yani 10 sene önce bizim buradaki yatırımlarımızın değeri 1 milyon euro iken bugün bu rakam 250 milyon euroya yaklaşmış vaziyette. Yani büyük bir atılım içinde ve her geçen günde artıyor. Her geçen gün yeni bir firmamız burada yatırım yapmaya karar veriyor. Çok çeşitli sektörlerde. Örneğin en son galvanizli tel konusunda bir firmamız geldi. Buranın yine bir yatırım ajansı var. Yatırım ajansıyla görüştüler. Çok faydalı oldu bu. Kendilerine bir yer gösterdiler. Onlar da yatırım yapmaya karar verdiler. İmzalar atıldı. Çok yakında fabrika kuruluyor ve üretim başlıyor. Harika. Sayın Bükeş'in Sırbistan'da Türk nüfusu ne kadar? Bu konuyla ilgili bir rakam var mı? Bazen kayıt dışında yaşayanlar da olabiliyor ama hani bir sayısal veri olarak söylemek gerekse ne kadar Türk yaşıyor? Burada bizim konsolosluk kayıtlarımıza göre 1000 civarında vatandaşımız var sürekli kalan. Fakat şunu ihmal etmemek lazım. Bizim taşeron firmalarımız var dedim, inşaat sektöründe faaliyet gösteren. Bunların aracılığıyla gelmiş 10.000'e yakın işçimiz var burada. Evet. 10.000 civarında işçimiz var. Tabii bunların hepsinin kaydını tutamıyoruz. Bizim bunların kaydını tutabilmemiz için ya bizim dış ticaret ofisimize gitmeleri lazım, ticaret müşavirimize gitmeleri lazım ya da bize konsolosluğa gelip kayıt yaptırmaları lazım. Bu her zaman yapılmıyor. O yüzden net bir rakam veremiyoruz. Fakat benim gördüğüm burada bizim 10.000'e yakın işçimizin çalıştığıdır. Kayıtlı vatandaş sayımız da 1000 civarında diyebiliriz. Çok güzel. Sayın Bükeç'im, Sırbistan'a ben de birkaç defa geldim. Uçsuz bucaksız ovaları, arazileri var. Tarım alanında çok iyi durumdalar. Tarım sektöründe ne gibi imkanlar var? Hayvancılık sektöründe ne gibi imkanlar var? Bir dönem Türkiye'ye hayvan ithal etti oradan. Bu konularla ilgili evet. Verirseniz sevinirim. Evet, evet. Çok güzel takip etmişsiniz Kazım Bey. Biz kota uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Biz Sırbistan ziyareti sırasında bunu dile getirmişti. Fakat sizin de malumunuz bu etlerin alımı yurt dışından Et ve Balık Kurumumuz tarafından oluyor. Onlar ithal ediyorlar. Onlar da tabii bunu piyasa koşullarına göre alıyorlar. O nedenle ben buraya geldikten sonra araştırdım. Yani geçen 1-2 sene içinde Sırbistan'dan bir et ithal edilmemiş. Fakat Tarım Bakanlığı ile görüşmeye çalışıyorum. İnşallah bu konuda da bir gelişme göstereceğiz. Zira buranın özellikle Sancak bölgesinde yani bizim Boşnak kardeşlerimizin olduğu bölgede yüksek miktarda et üretimi yapılıyor. Ve bunların bir kısmının da Türkiye'ye getirilmesi söz konusu olabilir. Bu tabii iki ülke ilişkilerinin gelişmesi bakımından da ciddi bir atılım olacaktır. Sayın Bükeciğim, siz şimdi Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkileri anlatınca
İlginç bir haber de geçtiğimiz günlerde yayınlamıştık. Sizin bir konuşmanıza denk gelmiştim. 108 yıl aradan sonra ilk defa Yeni Pazar'da başkonsolosluk açan bir Türkiye var. Yani Türkiye orada ilk defa böyle bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Bir dönemler Sırbistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler çeşitli nedenlerle çok gergin, sıkıntılı bir süreçteydi. Fakat çok şükür şu anda komşularımızla giderek düzelen, iyileşen bir ilişkimiz var. Neye bağlıyorsunuz bunu? Cumhuriyetimizin kurucusunun söylediği sözü de hatırlatmam gerekiyor. Yurtta sulh, dünyada sulh diye. Bu çerçeveden bakınca Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde, Sırbistan ile ilişkilerinde nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor? Ya aslına bakarsanız 2017 ve 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra bizim Sırbistan'la ilişkilerimiz bambaşka bir rotaya sahip oldu. Ve hızla gelişmeye başladı. Ve biz şu anda diyoruz ki konuşmalarımızda, şu anda Sırbistan'la tarihimizdeki en mükemmel ilişkileri yaşıyoruz diyoruz. Sırbistan'la sadece Kosova konusunda tutumlarımız ayrı. Bunun dışında siyasi yönden hiçbir problemimiz yok. Ekonomik yönden dediğim gibi iki ülke giderek kenetleşiyor. Ve karşılıklı olarak ticaret artıyor, yatırımlar artıyor. Turizmi örnek vermem gerekirse 2019 yılında bir rekor kırılmıştı. 300 bine yakın, 280 bin civarında Sırp turist ülkemizi ziyaret etmişti. Pandemi de bu tabii tabiatıyla sekteye uğradı. Fakat bu sene yine 200 bin rakamını yakalamayı düşünüyoruz. Ve bu amaçla da Temmuz ayında Turizm Bakanımız Sırbistan'ı ziyaret etti. Kendi karşıda Tatyana Matić'le toplantı yaptı. Onlar da tabii bizim buraya yatırım yapmamızı istiyorlar. Kazım Bey. Bu konuda da gelişmeler oluyor. Ve Kasım ayında Sırbistan Turizm Bakanı Tatyana Matić ülkemizi ziyaret edecek. Sayın Turizm Bakanımızın konuğu olarak ve bir turizm çalışma grubu kurulacak. Çok güzel. İki ülkenin hem özel sektörü hem de devlet yetkilileri arasında bir turizm çalışma grubu kurulacak ve bunun faaliyetleri sonucunda turizm alanında da ilişkilerimizin çok daha gelişeceğine inanıyorum. Sırbistan'dan Sırp kardeşlerimizin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve giderek bu sayının arttığını görüyoruz. Siz de bunu teyit ettiniz. Türkiye'den Sırbistan'a olan turist akını ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, Türkiye'den Sırbistan'a da çok sayıda turist geliyor. Aslına bakarsanız Sırbistan'a gelen turist sayısında biz ilk beşteyiz. 35 bin civarında Türk geldi bugüne kadar bu sene içinde. Tahmin ediyorum bu sene sonuna kadar 50 bini yakalarız. Tabii Türk Hava Yolları günde iki kez Belgrad'a uçuyor. Bu Sırbistan Hava Yolları'yla ortak uçuyor. Uçuşlar da yapıyorlar. Code sharing anlaşması var ikisinin arasında. Önümüzdeki seneden itibaren, önümüzdeki yaz aylarından itibaren bu seferler günde 3'e çıkacak. Yani günde 3 defa, her gün 3 defa Sırbistan-Belgrad arasında uçaklarımız uçacak. Ve bir müjde daha vermek istiyorum bu vesileyle. Buyurun. Aralık ayından itibaren, aralığın sonundan itibaren Belgrad-Ankara direkt seferlerine de başlıyoruz. Anadolu Çekik. Çok güzel. Tarihimizde ilk defa oluyor bu da. Bunun tanıtımına başlayacağız yakın gelecekte. Fakat şu yani, anda bitirler. Yani İstanbul, Belgrad, Antalya, Belgrad ve ondan sonra da şimdi Ankara, Belgrad. İstanbul, Ankara, Belgrad. Ankara, Belgrad. Direkt seferler başlayacak. Aralık ayında. Bunun yanı sıra Belgrad, Antalya, Belgrad, Bodrum arasında yaz aylarında charter seferleri yapılıyor. Ve bunlar da full uçuyorlar yani. Ekim ayın sonuna kadar sürdü bunlar. İnşallah önümüzdeki Mart'tan itibaren de tekrar başlayacağız. Ya ben öyle düşünüyorum ki Kazım Bey, önümüzdeki sene bu Covid'den kurtulabilirsek inşallah tüm insanlık. İnşallah. İnşallah. Önümüzdeki sene bu artan uçuşlarla beraber Türkiye'ye gelen turist sayısının 300 bini de aşacağını, rekor olan 2019 yılındaki rekor olan 300 bini de aşacağını, 400 bin, 500 binlere ulaşacağını tahmin ediyorum. Keza Türkiye'den Sırbistan'a gelen turist sayısı da aynı şekilde buna paralel olarak gelişecektir. Harika. Sayın Bilgeç'im, biz Türkomani olarak çok ülkeye gittik. Aşağı yukarı 50'ye yakın ülkeyle ilgili raporlar hazırladık. Dikkatim bir şey çekmişti. Birçok ülkede
Türk işçileriyle veya Türk girişimcileriyle o ülke vatandaşları arasındaki evliliklerin sayısında artış oluyordu. Şeyde durum nasıl? Sırbistan'da Türk-Sırp evliliğiyle ilgili durum nedir? Kaynaşma bakımından bu da önemli göstergelerden bir tanesi çünkü. Doğru. Aslına bakarsanız işte size bahsettiğim gibi burada çok sayıda vatandaşımız yok. Ama benim ziyaret ettiğim bazı Türk markalarının burada çalışan yetkilileri, müdürleri, bunlardan birkaçının Sırplarla evlendiklerine şahit oldum. Değil mi? Evet. Evet. Ama peki, şunu söylemek istiyorum burada Kasım Bey. Biz burada, TİKA'mız burada. Yunus Emre Enstitümüz burada. Marif Vakfımız şimdi buraya geldi. Yunus Emre Enstitüsü bugüne kadar 2000 Sırba, 2000'den fazla Sırba Türkçe dersler veriyor. Ben de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ettiğimde derslere girdim ve orada Sırp genç kızların Türkçe öğrendiklerini gördüm. Burada Türk dizileri çok revaçta ve bunlar altyazıyla sunuluyorlar, izleniyorlar ve çok ilginç, sadece Türkçe altyazıyla Türkçe öğrenenler var. Harika. Çok peki popüler. Sayın Büyükelçim, bu Yunus Emre'de verilen Türkçe kurslara ilginin bu kadar artmasını neye bağlıyorsunuz? Acaba Türkiye'ye gelip çalışmak istiyorlar, yoksa orada Türk firmalarında çalışmak için mi öğreniyorlar? Hangi sebeple bir Türkçe'ye karşı böyle bir yönelim, bir ilgi var? Bunun tabii en önemli nedeni iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesidir. Daha sonra tabii Türk dizileri çok önemli bir faktör. Üçüncüsü, o dizileri izleyenler İstanbul'u görüyorlar, Türkiye'yi görüyorlar, Türkiye'ye çalışmaya gitmek istiyorlar. Bunları söyleyenler de oldu, sordum çünkü. Dedim ki, siz dedim neden İngilizce, Fransızca, İspanyolca öğrenmiyorsunuz da neden Türkçe öğreniyorsunuz? İşte biz Türkiye'ye gitmek istiyoruz, orada yaşamak istiyoruz. Sizin çok güzel ülkeniz var, Antalya, İstanbul, Alanya, buralara gitmek istiyoruz dediler. Harika, harika. Evet, hem çalışmak için hem yaşamak için büyük bir ilgi var. Aynı zamanda Alanya'da ev satın alan da çok sayıda Sırp var. Onu da eklemek isterim. Evet, dünyanın birçok yerinden olduğu gibi orada geliyor. Sayın Büyükelçim, gene dikkatimi çeken ustalardan birisi vardı. Bir konu vardı. Çin dünyanın dört bir tarafına gidip yatırım yapıyor. Parası olmayanlara kredi veriyor. Hatta Çin'den işte iş gücü götürüp orada istihdam ediyor. Çin'in Sırbistan'daki çalışmalarıyla ilgili durum nedir? Bir anlatabilir misiniz? Çin de gayet güçlü vaziyette burada. Özellikle altyapı yatırımları da çok güçlüler. Çeşitli yol inşaatları yapıyorlar. Onların da fabrikaları var. Çin aşısı burada üretilmeye başlanıyor. Sinopharm. Bunun için bir fabrika kuruluyor. Çin'le özel ilişkileri var gerçekten. Ve özellikle Covid döneminde bundan da çok yararlandılar. Aynı zamanda Rusya'yla da çok özel ilişkileri var. Fakat şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hükümet, Cumhurbaşkanı Vučić çok güzel bir politika izliyor. Hem Avrupa Birliği ile, hem Çin'le, hem Rusya ile, hem Türkiye ile iyi ilişkiler kurmuş vaziyette. Ve ülkenin kalkınması için ciddi adımlar atıyor. Çin'in gerçekten önemli yatırımları var burada. Fakat dediğim gibi biz de altyapı yatırımlarımızla Çin'le rekabet ediyoruz. Ve onların almaya çalıştıkları projeleri Türk firmalarda davet ediliyor ve inşallah önümüzdeki dönemde özellikle ulaştırma altyapı alanında çok daha büyük firmalarımızın Sırbistan'a gelmesini, Sırbistan'da iş yapmasını bekliyoruz. Sayın Büyükelçim, gözlemlediğim hususlardan biri de şu: Doğu Avrupa'da ve Balkanların bazı ülkelerinde batıya açılalım, Avrupa Birliği üyesi olalım tercihiyle Rusya'nın yanında olalım gibi böyle bir ikilem yaşanıyor. Sırbistan'da durum nedir? Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar ne durumda? NATO ile ilgili çalışmalar ne durumda? Biraz bunları anlatır mısınız? Sırbistan'ın Avrupa Birliği ile müzakereleri devam ediyor. Fakat tabii Avrupa Birliği bir genişleme yorgunluğu yaşadığı için Sırbistan'la da bunun yavaş ilerlediğini söyleyebiliriz. Fakat Sırp yetkililer her açıklamalarında Avrupa Birliği'ne üyeliğin stratejik hedefleri olduğunu söylüyorlar. Ve örneğin Sırbistan'ın en büyük ticari partneri Almanya. Almanya'da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin başat ülkesi. Tabii Avrupa Birliği ile müzakereleri devam ettiriyorlar ama bu Rusya ile olan ilişkilerini de geliştirmeyecekleri anlamına gelmiyor. Rusya ile de iyi ilişkileri var. Hakeza Çin'le de, Türkiye de bölgede önemli bir aktör. Ve Sırbistan benim kanaatimce gerçekten güzel bir politika izliyor ve tüm ülkeleri,
yatırımları Sırbistan'a çekerek ülkenin kalkınmasına çalışıyor. Çok güzel. Son bir soru Sayın Büyükelçim. Sırbistan pazarına gelin dediniz, gelin yatırım yapın dediniz. Türk girişimcilere çağrıda bulundunuz. Neler tavsiye edersiniz? Sırbistan pazarına girmek isteyen girişimciler ne yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Tabii buraya gelmek isteyen bütün girişimcilerimize öncelikle Büyükelçimize gelmelerini tavsiye ediyorum. Biz burada onlara yardımcı olabiliriz. Ticaret müşavirliğimiz var. Onlar yol gösterecektir. Aynı zamanda aynı bizim yatırım ajansımız gibi Sırbistan'ın da bir yatırım ajansı var. Bu Sırbistan yatırım ajansı sizi yönlendiriyor. Nerede yatırım yapılabilir? Neresi avantajlı? Nerede arsa var? Nerede fabrika kurulabilir? Bu da çok önemli. Bu konularda yani üç boyutlu bir yaklaşım yapabiliriz. Hem Büyükelçilik ve müşavirliğimiz olarak hem de yatırım ajansının devreye girmesiyle vatandaşlarımıza, iş adamlarımıza yol gösterebiliriz. Peki. Son olarak vurgulamak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir husus var mı Sayın Büyükelçim? Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Sırbistan'da benim için de olsa size anlatabildiysem çok memnun oldum. Dediğim gibi ben bütün iş adamlarımız bana geldiklerinde, ziyaret ettiklerinde şunu söylüyorum. Doğru yere geldiniz. Sırbistan büyük fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan Türk iş adamlarımızın da yararlanmasını istiyorum. Tabii bu win-win yani iki tarafın da kazanacağı bir ilişkiler biçimidir. Bu yüzden tüm firmalarımızı Sırbistan'a bekliyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir analiz yaptınız. Çok geniş bir perspektiften bir değerlendirme yaptınız. Teşekkür ederim. Size başarılar dilerim. Ben de aynı zamanda Türkomani'ye de başarılar diliyorum. Umarım bundan sonraki günlerde de sohbetlerimiz devam eder. Kazım Bey, çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Türkomani olarak her daim büyükelçiliklerimizin yanındayız. Türk iş dünyasının yanındayız. Ülkemizin yanındayız. Bize düşen ne varsa her zaman hazır Sayın Büyükelçim. Sağ olun, var olun.